Evet sevgili dostlar. Kısa kısa yapayım diyorum. Ulan diyorum 4 dakikada bitiririm. 5 dakikada bitiririm diyorum. Araya intro bile eklemiyorum. Bakıyorum 10 dakikayı geçmiş. Bilmiyorum ya siz bana nasıl tahammül ediyorsunuz ama hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bana tahammül etmek zordur. Kendimden biliyorum. Ama bu sefer 8 dakika civarında bitireceğim. 8 dakikanın altında bitireceğim. Hadi bakalım başlıyorum. Yağız Savuncuoğlu bir duyum vermiş. Demiş ki Alexander Charlotte'un takımının bonservis beklentisi 8 milyon euro demiş. Şimdi insan bir sorar niye 8? Yani niye mesela 7 değil? Niye 9 değil? Niye 8? Aynı Yağız Bey demiş ki Charlotte bonuslarla birlikte 3 milyon euro istiyor. Bir kere şunu kabul edelim. Charlotte Türkiye'de iş yapmış. hatta ben buraya ne şekilde not aldım? Ha, Fenerbahçe taraftarının Türkiye kariyerinde 33 gol, 10 asist yapmış ama Fenerbahçe taraftarının beğenmediği Şörlota şimdi de Galatasaray talip olmuş. Bakın. Türkiye kariyerinde 33 gol, 10 asist yapmış bir ismi beğenmiyoruz. Yani beğenmiyoruz. Şimdi Galatasaray talip olmuş. Bak şimdi nasıl beğenmeye başlarız. Şimdi deriz ki aman elimizden kaçıracak. Böyle bir yeteneki elimizden kaçırmayalım. Ali Koç yönetimi uçsun. Splasın diyeceğiz değil mi? Şimdi Yağız Bey 8 milyon euroyu doğru söylüyor. Hani bana gelen duyumlarda zaten paralellik gösteriyordu. Hatta bana gelen duyumda da şu şekildeydi. Menajeri diyor ki 8'i 4 taksitle ödettirebilirim. Yani 2 şer, 2 şer, 2 şer, 2, 2, 2 şeklinde. Biz de 6 milyon euro verebiliriz. 1,5, 1,5, 1,5 şeklinde. Arkadaşlar bu pazarlıktır, bu ticarettir. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Bunu Fenerbahçe'de yapabilir, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta yapabilir. Ama futbolcunun kendisine asla 3 milyon euro bonser, şey yıllık ücret veremeyiz. Yine de hocam adam pıtra, piyasa yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Ya isterse altına yapsın. Umurumuzda mı ya? Gitmiş başarılı olamamış geriye giden bir grafik var. Geriye giden bir ivme var. Biz ona e, tünelden çıkış imkanı tanıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. 6 milyon euro artı sonraki satıştan 6 milyon euronun üstündeki fiyattan %50 pay maddesiyle alabiliriz bence. Niye alabiliriz biliyor musunuz? Ben bir daha hiç kimsenin Şorlota ikinci kez Avrupa'dan yüksek bedelle teklif yapacağını zannetmiyorum. Bak Fenerbahçe'de tutar gelirse inşallah yani gelirse inşallah tutar. Gelmezse tutmasın. Bana ne? Fenerbahçe'ye gelirse tutarsa çok iyi tuttu. Fenerbahçe şampiyon oldu. Gideceği maksimum fiyatı söylüyorum 15 milyon euro. Maksimum fiyat. 6'yı almış olacaksın. 4.5 da hani 6 oradan geri gelmiş olacak. 4.5 da buradan almış olacaksın. Oyuncuya 1.5 versen 3 milyon euro karın mı olacak? Bırakın kar elde edelim. Şampiyonluk elde etmiş olursun. İşte bu yüzden biraz temkinli yaklaşıyoruz. Bu yüzden uzak yaklaşıyoruz. Bilginiz olsun. Umut Bozok mesela. Fenerbahçe istemiyor. Fenerbahçe Thiago Çukur yolunu çizmek istiyor. Galatasaray'da Umut Bozok'u almak istiyor. Ben Kasımpaşa adına üzüldüm ya. Ama Kasımpaşa adına da yine sevindiğim bir gelişme var. Ee, niye biliyor musunuz? Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu. Biz satın alma opsiyonunu kullandık diyor Umut Bozok'un. Ancak... Umut Bozok bizi tercih etmedi. Gideceği takımda başarılar diliyorum. Avrupa'da beni istemezlerse Kasımpaşa'ya dönerim diyen hiç kimseyi takımda istemiyorum demiş. Yani Avrupa'da kimse beni istemezse Kasımpaşa'ya geri dönerim demiş. Yani Kasımpaşa'yı bu kadar küçük görmüş. Sami Uğurlu'yu da tebrik ediyorum. Yani çok güzel cevabını vermiş. Dün öğle saatlerinde ortaya bir iddia atıldı. Edinson Kavani'nin abisi ve menajeri Walter Guglielmone İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu diye. Bakın arkadaşlar bunun kaynağı e, Türk medyası değil. Başka bir yer. Türk medyası olsaydı inanmazdım. Ya hocam bırak Allah'ını seversen 35 yaşına gelmiş 4 milyon euro piyasa değeri var şöyle böyle falan filan Inter Milan. Arkadaşlar istiyorsanız Kavani'nin 27 yaşındaki halini eee Çift taneli kaç milyon euroya alacağımıza tartışalım. Bakın sizin bugün hoşunuza giden Belotti, Melotti inanın Cavani'nin yanında topçu değil. Ben şunu söyleyeyim. Cavani görüşmesi inşallah doğrudur. Ya bak, Lü... Fenerbahçe 2003 yılında Ümit Milli takım oyuncularını topluyor. Genç bir kadro kuruyor. O takımın lideri olarak da Pierre Fanoydonk'u getirip arka arkaya ikisine şampiyon oluyor üst üste. Aynı benzer kadro şimdi de var. Aynı. Yahu bu kadroya lider bir adam lazım. Bak ben size söylüyorum. Luis Suarez. River Plate işi bozulmuş. Avrupa'dan gitmeyeceğim demiş. Avrupa'da kalmaya karar verdim demiş. Ya canavar. ıstırıkçı bir adam. Gider rakibi ıstırır. Hakemi ıstırır. Ben de biliyorum ısırır diye de bizim Kayseri'de ıstırır diye söyleniliyor. Bir farkındalık oluşturmak için böyle yapıyorum. Ya bırakın kemirsin. Topu kemirsin. Rakibi kemirsin. Bize kemirgen adam lazım. Ne öyle ya? Alıyorsun. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Nasılsınız? Lan böyle forvet mi olur? Forvet dediğin çiğ et yiyecek. Forvet dediğin rakip stoper gördüğü zaman geldi gene diyecek mesela. Sövecek rakip. Rakip diyecek lanet olsun şu maç bitsin. Ulan şu benden mi gitsin hele? Şu maç bitsin şu heriften bir kurtulayım Fenerbahçe'ye lazım olan forvet böyle. Ya bizim alacağımız forvet tamamen Allahsız olacak. Tamamen. Dini, imanı, kitabı hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şeye inanmayacak. Vicdan, merhamet sıfır olacak. Genelde bizim aldıklarımızın yönetime karşı vicdan merhameti sıfır oluyor. Sövüp sövüp sövüşleyip sövüş gidiyorlar. Falan ben Luis Suarez'i isterim. Cavani'yi isterim. Yanlış anlamayın. Tam bizim aradığımız forvet. Şimdi James Vardy. 35 yaşındaki Leicester'lı futbolcu. Bir temas var ama yani bir yoklama çekildi ama ya yani zannetmiyorum. Bak Kavani Suarez vardı. Üçünü de isterim. Üçünden herhangi biri gelsin. Berisha e yedek. Sal ee şey, Allah göstermesin. Serdar Dursun yedek. Thiago Çukur al. Rezerv takım A takım arasında. Gelin kendini geliştirirse A takım yükselecek şekilde. Ben okeyim. Bitti. Luis Suarez al. Bitti. Vardiyi al. Bitti. Kavani al. Bitti. Bunlardan birini alırsan derdin tasan yok. İmza parası. Ya Bırak Jesus bir ekibi ikna etsin. 2 milyon euroya mı ikna ediyor? 1 milyon euroya mı ikna ediyor? İkna etsin. Alsın parayı alsın. Karışma. Duyumcu arkadaşım biri de Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın demiş. Ben Halil Dervişoğlu'nu size şöyle anlatayım. Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi sevmeyen bir ailenin çocuğu. Yurt dışında büyüyen. O yüzden Fenerbahçe'ye gelmesini ben zannetmiyorum. Ha alınsa mantıklı. Yetenekli ama o kadar değil. Mariano Diaz. Onu da konuşayım. 8 dakikaya yine geçecek. Çayı bile ben videoyu durdurup izliyordum ki geçmesin diye. Yapacak bir şey yok ya. Kat, katlanıyorsunuz madem tam katlanan. Fenerbahçe'nin yol haritası. Mariano J. Jorge Jesus'un talep üzerine listede diyorlar. Ee, tecrübeli çalıştırıcı geçmişte oyuncuyu Benfica'ya aldırmak istedi. Ama şimdi ne olacak diyorlar. Arkadaşlar Mariano Diaz'ın yıllık ücret talebi çok çok fazla. Ben Jesus'un asla 5 milyon euro taleple getireceğini zannetmiyorum. Maksimum verilecek para 2,5 milyon euro. Onu da kabul eder mi? Birçok takımla görüşür, anlaşır, anlaşamaz. O zaman kabul eder. Bu süreç uzar. 8 Eylül 2022'de transfer tahtası kapanıyor. Yani tamı tamına 2 ay var. Ama Fenerbahçe taraftarının yangın yaptığı şey Dinamo Kiev maçı. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor. Ha! Rakiplerle bu bo, e, boy gösterelim rakiplerle baş edelim diye değil. Oranın maddi çıkarından dolayı, oranın havasından dolayı, kombinelere bayılan paradan dolayı. Şimdi düşünsenize Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Kombine alamayanlar ne, ne çıldıracak? Değil mi? Charlotte için de şunu söyleyeyim. Yönetim çok istiyor. Jesus onay verdi. Şimdi Leipzig'de ya bizim futbolcumuz Sakat Biz satma sakta olur. Şahada satmayı düşünmüyor falan filan diyor. Bunu da anlatmış olayım arkadaşlar. Yani bu videonun başlığına muhtemelen Cavani'yi koyacağım. Cavani olmasa Suarez, olmasa Vardim'i koysam bilmiyorum ama Fenerbahçe'den bir transfer forvet transfer harekatı var. Arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Bakın Bugün Belotti ismini ben çok sıcak değilim. Bizde başarılı olacağını zannetmiyorum. Alırsak bile. Harbi söylüyorum. Ama şu üç isimden herhangi birini alırsan ve doğru şekilde idare edebilirsen ki ben Jesus'un bunun kurdu olduğunu düşünüyorum, İşte aradığımız olay bu. Susturursun. Kimse ve Gorslu konuşmaz. Mulekayı konuşmaz. Bilmem. Galatasaray'ın aldığı umut bozuğu şunu bunu konuşmaz. Herkes bunu konuşur. Ama Fenerbahçe taraftarı nasıl biliyor musunuz? Şimdi ankete sunsak desek ki. Ee, şunlardan biri mi? Şunlardan biri mi? İşte ee, cırt pırt iki üç tane isim sayacak. Bunlardan biri mi? Bunu seçerler. Şunlardan biri mi? Orta seviye biri mi? Bunu seçerler. Şunlardan biri mi? Şunu Bu, yine bunu seçerler. Sonra bunlardan biri geldiği zaman başlarlar. Allah Allah bunu aldık. 35 yaşında. Adam ölmüş. Biz bunu alıyoruz falan. Derler. Fenerbahçe taraftan anlamak çok güç ya. Gerçekten çok güç. Allah hepimize sabırlar versin. İnşallah en doğru tercih yapılır. Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak tercihler yapılır. Sana güveniyoruz Jorge Jesus. Kimi getiriyorsan okeyiz. Ama tabii ki de düşüncelerimize söyleyelim. Bu arada 24.500 için de teşekkürler. Artık forvetin gelmesi lazım. Bir hafta içinde açıklanması lazım. Yoksa maazallah ben rezil olurum. Bir tane forvet kapının gelmesi lazım. Görüşmek üzere.